Herkese Acil Cinet'ten merhaba. Ben Haldun Akoğlu. Öncelikli olarak Feedly programından başlayalım. Ekrandan görebildiğiniz gibi Feedly'nin bir arayüzü var. Bu arayüzü içerisinden Feedly'de kayıt yapabilmeniz söz konusu oluyor. Mesela Feedly.com'un içerisine buradan girişimizi yapmak için başvuruyoruz. Cloud denilen bulut hizmetine bağlanıyor. Daha önce kayıt yapmış olduğum için ben herhangi bir problem yaşamadan içerisine giriyorum. Kayıt yapmak son derece kolay. İlk girdiğinizde sistemde kullanıcı adı ve şifre belirlemenizi isteyecek. Ondan sonrasında da hemen bu ekrana yönlendireceksiniz. Bu ekranın şu anda görmüş olduğunuz sol tarafında kayıtlı, daha önceden kaydetmiş olduğum ve takip etmek istediğim web siteleri var. Sol tarafta bugün itibariyle ekrana düşenleri görüyorsunuz. Acil tıbbın içerisindekiler bunlar. Today içerisinde. Tıkladığınız zaman yüklüyor ve de kayıtlı olan programlar içerisinden, web siteleri içerisinden bugün elime ulaşan, ekranıma düşen, bu web sitelerine gitmek zorunda kalmadan benim elime gelen son hallerini görebiliyorum. İlk yapacağınız iş herhalde büyük ihtimalle girdiğinizde boş bir ekran göreceğiniz için Add Content seçeneğinden bir giriş yapmak. Size bazı önerilerde bulunuyor aşağıda. Ama buraya isterseniz web sitesinin URL'sini yani internet adresini, isterseniz de bir konu belirleyebiliyorsunuz. Mesela biz acil tıpla ilgili şeyler bakacağımız için acil tıpla ilgili emergency kelimesini kullanarak listeliyorum. Benim filmimin içerisinde olanları aşağıda benim karşıma çıkarttı. Ama benim filmim dışında da bir şeylere kaydolmak istersem o direkt benim karşıma getirecek. Şurada aşağıda Search Results'un altında gördüğünüz gibi. Burada artı işaretine tıkladığım anda ben artık bu web sitesinin yeni gelen yazılarına abone olmuş oluyorum. EmCrit önemli bir site. Academic Life'ın öncesi Medicine önemli bir site. Bazı yeni programlardan, cihazlardan haberdar olmak istiyorsanız Medgadget kesinlikle önemli. Hemen hemen hepinizin kesinlikle üye olmasını istediğim Life in the Fastlane çok iyi bir başlangıç noktası. Yukarıdan aşağıya doğru bakar ise White Coat Scholarum yine çok beğenilen, çok ilgi gören bir format sitesi. Dergiler var. Emergency Medicine Journal mesela. Burada kendi filmini British Medical Journal altında çalışan. Ona üye olabilirsiniz. Bunun gibi birçoğunu üye olabilirsiniz. Ama hepsi burada karşımıza Emergency Medicine aramasıyla gelmiyor. Dolayısıyla bir kısmını da web sitelerine girerek kendi aboneliklerimizi buradan yapmamız gerekiyor. Örneğin acilci. Acilci dediğimiz zaman bizim kaydımız içerisinde acilci net var. Ama acilci aramasıyla arama içerisinde herhangi bir şey çıkmıyor. Ya da başka bir siteden bahsedelim. Mesela Elim sitesi. Elim sitesi filtrin içerisinde var ama arama siteleri içerisinden gelmiyor. Dolayısıyla da bunların linkini vermemiz gerekiyor. Örneğin eklemelerinizi yaptıktan sonra yavaş yavaş bu şekilde aşağıya doğru artan bir listemiz olacak. Bunları klasörler içerisinde organize etmeniz gayet mümkün. Organize seçeneğini seçtiğimizde farklı klasörler içerisine bunları gruplayabildiğimizi görüyoruz. Mesela ultrason içerisinde ultrason sitelerini, dergiler içerisinde dergileri, kendi üniversitemle ilgili yeni çıkanları üniversitemin web sitelerinden görüyorum. Toksikoloji ile ilgili olanlar, travma, cihazlarla ilgili olanlar, acil tıbbın kendisiyle ilgili olan EKG ile ilgili ve takip ettiğim bazı yazarlarla ilgili. Yine bunları hepsini burada organize bir şekilde görme şansım var. Peki ne oluyor? Mesela diyelim ki şu anda okunmamış 98 tane bu bütün bu takip ettiğim şeylerin içerisinden bana gelmiş olan yeni yayınlanmış olan yazılardır. Ben bu yazıları buradan okumak istediğim zaman rahatlıkla giriyorum ve de karşıma çıkan bu sayıdan hiçbir rahatsızlık hissetmeden okumamı gerçekleştiriyorum. Hepsini dökmesini istedim ben. Dün olanlar Medgadget'tan, iMedical Apps'ten, başka bir tane iMedical Apps'ten gelmiş. Medgadget'tan yine 3 tane daha yazı var. Critical Care'den son olarak bir yazı var. Trauma Professionals Blog, Trauma Medi'nin son sayısını çıkartmış literatürüne. Aşağıya doğru geliyoruz. Farm Toksikoloji ile ilgili Assessing Patient Hypertension diye bir video yayınlamış. Bizim kendi sitemizden, Acilcinet'ten gelen bir yazı var. 12 kişinin şu ana kadar beğenisini toplamış. Maktum'un EKG'sinin bradikardiyo tanısı ile ilgili videosunu koymuşuz. Mesela bunun içerisine girip bakalım. Girdiğimizde bu program gerçek anlamda web sitesinden yükleme yapıyor.
ve de yüklediği veriyi, sizin sistemin içerisinden yüklediği veriyi direkt sizin karşınıza çıkartıyor. Gördüğünüz gibi yazının tamamı var. Yazarımız Can Özen, çevirmenimiz daha doğrusu Can Özen. Burada çevirisini yaptığı ve de web sitemize koyduğumuz videomuz ve de bunun üstünde içerik. Buradan isterseniz direkt izleme de yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunlaması ya da sıkıntısı yok. Buradan direkt olarak izlemenizi yapabilirsiniz. Ne yapalım? Ben bunu okudum. Okunmamış hale getirebilirim tip Unread'e bakarak. Google Plus'tan beğenimi başkalarıyla paylaşabilirim. Bunu tweet olarak atabilirim. Facebook'tan gönderebilirim. LinkedIn'den ya da mail olarak arkadaşlarıma paylaşabilirim. Ya da Save for Later tuşuna basarak, ki burada hemen kaydedildiği gerektiğini ifade etti. Bundan sonrasında artık kullanılabilecek ya da tekrar bakabileceğim haline getirebilirim. Yine aynı şekilde Pocket, Instapaper ve Delicious, ki bunlar kayıt cihazları. Yani bütün programlardan, bütün yazılardan, web sitelerinden, aplikasyonlardan, cep telefonundan her şeyi topladığınız birer paket gibi düşünün, bir cüzdan gibi düşünün. Bu cüzdanın içerisinde siz bütün yazıları, videoları, resimleri toplayabiliyorsunuz. Böyle bir programda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bunu da başka bir videoda tartışacağız. Ona da buradan gönderme yapabiliyorsunuz. Şu anda artık bu okunan bir yazı haline geldiği için hemen gri olarak ifade ediliyor. Mark is red dediğim zaman da red gitti. Ama biz bunu şu anda bizim yeni yazılarımız içerisinde yok. 98'den 97'ye okumamışlar düştü. Ama Save for Later içerisinde, kaydettiklerimiz içerisinde var. Gördüğünüz gibi ben bunu kaybetmedim aslında. Kayıtlarım içerisinde yer alıyor. Mesela daha önce kaydettiklerimize bakalım. Neurosimetrisin kliniksin sepsis ve septik şok pediatri sesi çıktı mesela. 4 gün önce. Ve de ben bu yazıyı sonra okurum diyerekten kaydetmişim. Ve yeşil olarak kayıt tuşu burada söz konusu. Aslında bu çok güzel bir şekilde sizin işinizi görüyor. Bunun tek sıkıntısı internet browser'ına bağlı kalmanız. Herhangi bir aplikasyonu ya da buna uygun bir şekilde çalışan bir aplikasyonu ne yazık ki şimdilik henüz yok. Bu aplikasyonun olduğu bir programı şimdi hemen tanıtabiliriz. Reader programı. Aplikasyon olarak henüz daha aktif olarak burada çalışmıyor, sıkıntı yaşatıyor. Ama güncellendiği zaman Reader bundan çok daha keyifli bir şekilde, Reader'dan çok daha keyifli bir şekilde MacBook'unuz içerisinde, MacBook kullanıcılar için söylüyorum, size aplikasyon özelliklerini de koyarak internet browser'a bağlı kalmadan gezebilmenizi, kayıt yapmanızı ve takip etmenizi imkanını sağlıyor. Neleri takip ediyorum sorusunun yanıtı için aslında belki de şu videodakileri şöyle hızlıca bir göz atmakta fayda var. Alive at Risk, The Emergency Physician, arada yazılar yayınlanan, hoş ve keyifli acil verileri veren bir site. Academic Life and Emergency Medicine, kesinlikle takip etmemiz gerektiğini düşündüğüm bir site. Akademik olarak çok güzel yazıların olduğu, Ryan Hayes temelli, onun özellikle yazılarını çok takip ediyorum, beğeniyorum ama Michelle Lim tarafından kurulmuş bir site. Michelle Lim ana yazarlardan ama 7-8 yazarlı bir site. Tıpkı Acil.net gibi. Bunlar da sürekli yayınlanıyor ve sizin buna abone olmanızı öneriyorum. Critical Care ile ilgileniyorsanız, Critical Care'in kendi sitesi, bu da keyifli. Bunun da yaklaşık 18-20 tane yazarı var. Ve de bunların da hepsi bölgelerinde oldukça keyif veren, yazılar yazan ve kabul edilen insanlar. EM Crit Blog, yine Critical Care ile ilgilenen arkadaşlarımız için özellikle keyif alacakları bir site. Aynı zamanda bir EM Crit, Avustralya'daki Life in the ekibi de çok yakın çalışıyor. SMAC denilen bu sene çok ses getirmiş olan kongrenin de organizatör ekiplerinden bir tanesi bu ekip. Dolayısıyla buradan hem podcast olarak, sesli olarak başka cihazlarda aplikasyonlarla dinleyebileceğiniz sesli sunumlar göreceksiniz ki bunlar şu gri olarak işaretlenen daha önce yayınlanmış olanlar. Hem de yazıları buradan okuyabileceksiniz. Yercast özellikle ilk etapta düşüneceğimiz ve tabii ki Life in the Fastlane. Resusme, Sharpie, Shortcode bunlar da keyifli yazılar var ama 4-5 tane temel site derseniz size bunları öneririm. Beraberinde travma ile ilgili Trauma Professionals Blog, ultrasonla ilgili Sonocave artı ScanCrit ve toksikoloji ile ilgili de Poison Review ve Farm. İstediğiniz dergileri
linklerini buraya alarak takip edebilirsiniz. Ben belgeler için başka bir yerde artık kullanmıyorum. Burada gördüğünüz gibi Cleveland Clinic'ten Immune Stimulation Journal'a, ECM, ACM, ENOZA, Circulation'a bunların hepsinin yeni çıkan yazılarını direkt olarak karşınıza gelmesi mümkün. Şu anda okumamış yok ama yeni yazılar geldiği zaman tık tık hepsi ekranınıza düşüyor. Ne yazık ki bunlara tıkladığınız zaman gittiğiniz ekran bunun sadece bir tanıtımı. Herhangi bir içerik yok. İçerikleri okumak için bir şekilde abone üniversitemizin kurulsuz ayarları üzerinden olabilir. Devlet Hastanesi'nde eğitim araştırma hastası çalışan arkadaşlarım yine buradan kendilerine sağlanan şifreyle bağlanabilirler ki biliyorsunuz tüm eğitim araştırma hastanesine yönelik böyle bir şifre sistemi var ülkemizde. Dolayısıyla oradan da çoğu yayına bağlanma söz konusu ulaşım üzerinden. Aslında hepimiz için çok rahatlıkla erişebileceğimiz kaynaklardan en azından ilgimizi çekenlerin olmadığını bilmek ve girmek için bize bilgi vermesi açısından çok faydalı. İlk etapta başlayacağımız program bence Fikri. Web üzerinden kayıt. Çünkü bir bulut hizmeti almanız gerekiyor VSS okuyucularında. Bu kayıtlarınızın tutulacağı bir internet hizmeti olması lazım. Şu anda bu hizmeti veren bir Feedly, Feedly, 3-5 tane daha yine program var ama bedava olanı Feedly. Mesela Feedly 3 dolar aylık gibi bir fiyat istiyor. Burada Feedly'nin ekranı, bunu da size göstermiş olayım. Feedly'nin ekranı eğer buradan bu hem aplikasyonlar, her çeşit aplikasyon var. Hem her şey bir arada değil. Farklı farklı programlar kullanmak zorunda kalmadan işinizi yapmak için istiyorsanız 3 dolar gibi aylık bir şey var. Yine farklı aplikasyonlar tarafından bu bulut hesabına erişebiliyorsunuz. Feedly için de aynısı geçerli. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Feedly'nin iPhone'unuz varsa iPhone aplikasyonu olarak bunların hepsini seçebilirsiniz. Feedly'nin kendi aplikasyonu da var. Mixify aplikasyonu ben kullanıyorum ve sizlere öneririm. Reader aplikasyonunu öneririm. Mixify, Feedly, diğerlerini açıkçası denemedim. Dolayısıyla bu üçünü de öneririm. Reader güncellemeyle ilgili bir biliyorsunuz Google Reader kapandı. Kapandıktan sonra bir bulut hesabı olmadığı için insanlar ciddi sıkıntı çektiler ve programların eski kayıtları tekrar alıp içerisine yükleyerek kaybetmeden devam etmesi için bir 15 günlük Google süre tanıdı. Bu süre içerisinde Feedly bu bulut hesabını açarak insanların buraya hesaplarını kaydırmalarına izin verdi. Reader Feedly bulut hesabına bağlanan programlardan bir tanesi. Aynı zamanda Feedbin'e de bağlanabiliyor. Oldukça kuvvetli ama aplikasyonu geç güncellendiği için ben o sırada aktif çalışan Newsify'ı tercih ettim. Şu anda da çok memnunum. Az sonra onun uygulamasını da göstereceğim. iPad için de benzer programlar var. Newsify gördüğünüz gibi yine beraber. Dolayısıyla Newsify'ı tercih etmemdeki sebeplerden bir tanesi. İki, hem cep telefonu hem tabletinde aynı program görüntüsünün olması. Ama Feedly de var. Bunu da kullanabilirsiniz. Açıkçası Newsify'ı ben daha beğeniyorum. Reader'ı da. Feedly biraz daha minimalistik bir dizayna sahip ve benim için çok çekici değil. Android cep telefonunuz varsa ki ya iPhone ya Android mutlaka bir akıllı telefonunuzun olması sizin günlük hayatınızı çok kolaylaştıracaktır bu açıdan. Feedly'nin yine kendisine ait bir programı var. Kullanan arkadaşlar G-Reader'ın da gayet güzel olduğunu söylüyorlar. Ben deneme şansı bulmadım ama sizin geri bildirimlerinizi bekliyorum. Android tabletiniz varsa yine Feedly'yi kullanabilirsiniz aplikasyonlar. Dolayısıyla işinizi görecek her şey aslında mevcut. Windows 8'iniz varsa Reedy ve de NextGen gibi iki tane program var. NextGen'i herkes öneriyor. Beraberinde de MacBook'unuz varsa ReadKit, Mener, bunlar bir tanesi bedava, bir tanesi ücretli. Birisi Windows için, bir tanesi Mac için. Bu ikisini kullanabilirsiniz. ReadKit'i şu anda denemeyi düşünüyorum. Henüz daha denemedim. Ama Fluid programıyla Feedly'nin olduğu hali bir aplikasyon haline getirerek kullanma şansınız var. Ve ben şu anda ekranda gördüğünüz gibi değil. Ama bunu kullanarak Feedly'i bir aplikasyon haline getirerek cep telefon ekranından, MacBook ekranından kullanma şansınız söz konusu. Bunu öneriyorum. Bitkit henüz daha tanımadığım, bilmediğim bir program ama çok olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla önerilerim de benim bu şekilde. Bir yeni bulut hizmeti Dig, yıllar öncesinden belki duymuşsunuzdur. Özellikle beğeni yapmak açısından fotoğraflar için, web siteleri için aktifti. Bu boşluğu, Google'dan kalan boşluğu değerlendirerek işin içerisine girmeye niyetlendi.
ve de kendisine ait bir limit hesabıyla aplikasyon oluşturdu. Ama açıkçası ben burada yaptığım aramalarda istediğim web sitelerin hepsine ulaşamadım. Böyle istediğim zaman 7-8 tane web sitesi, major web sitesi çıkıyor. Arama motoru anladığım kadarıyla pek kuvvetli değil. Açıkçası acil cinayetin de feed hesabını buraya ekleyemedim. Çünkü uzun çözümleri, dökümleri almıyor. Bu da bir eksisi. Aplikasyon olarak Feedly ile senkron bir şekilde hem Android hem iPhone hem web üzerinden kullanabileceğiniz NewsBlur okuyucusu var. Bu da keyifli. Biraz daha eski tip mail hesabı, mail programı yapısında size sunum yapan bir program. 64 TL kadar takip etmenize izin veriyor ama. Şu anda Feedly ve genel anlamda desktop üzerinden yapılacaklar ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir de isterseniz iPad ya da iPhone üzerinden neler yapabiliriz onlara bakalım. Evet, iPhone üzerinden nasıl uygulamalarımızı yapabiliriz, nasıl okuyabiliriz? Az önce programlar içerisinde ifade ederken, tanıtım yaparken özellikle söylediklerimden bir tanesi NewsFile'dı. Sol altta telefon ikonunun hemen yanında NewsFile ikonuna tıklayarak NewsFile'ın ana ekranına geliyorum. NewsFile sol alt tarafta gördüğünüz senkronizasyon yap tuşuna bastığınız anda yeni okunacakları, indirilecekleri indiriyor. Ve de hatırlarsınız az önce 97 tane okunmamışımız vardı ve 97 tane okunmamış şekilde burada da karşımıza çıkıyor. Bu okunmamış itemlerin hepsini görelim dediğimizde bize yukarıdan aşağıya şeklinde bunları veriyor. Bu benim çok tercih ettiğim bir gösterge paneli değil. Özellikle yazının üstüne tıkladığımda yukarıdan aşağıya yazıyı okuyabileceğim bir şekle getiriyor hadiseyi ve dolayısıyla buradan okuma yapabiliyorsunuz. Kaydırdınız, baktınız, okuyacağınız başka bir şey yok. Yukarı doğru biraz çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz, bir sonrakine geçiyor. Bunu da okuyorsunuz, bunu da beğendiniz ya da sağ alt tarafta yukarı aşağı gitme tuşları var gördüğünüz gibi. Bu tuşlara bastığınızda bir sonrakine ve bir öncekine geçerek yazıları okumanız mümkün. Preintübasyon ve hipotansiyonla ilgili bir yazı var burada EMCRIT'ten gelen. İncelikleri de var. Bunu da daha sonra okuyacağım. Dolayısıyla bunu da yıldızlıyorum. Ya da ben bunu arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Bunu e-mail olarak diyelim ki gruplarımıza göndereceğiz. Hemen mailin içerisine attı. Kime gönderelim? Mesela İstanbul Acil Tıp grubuna gönderelim. Buradan İstanbul Acil Tıp grubunu seçtiğimde direkt olarak bunlarla teksti tam haliyle paylaşıyor. Aynı şekilde bunu bir tweet atabiliyorsunuz. İstediğiniz yazıları ekleyerek ya da Facebook'a gönderebiliyorsunuz. Bunun dışında birçok daha yere göndermeniz mümkün. Linkini gönderebilirsiniz. Chrome ya da Safari'de açabilirsiniz. Ya da burada gördüğünüz diğer sistemleri kullanabilirsiniz. Readability Pocket önemli. Pocket hesabınız varsa, mesela benim Pocket hesabım var. Pocket aplikasyonuyla daha önce ben bunu bağlamamıştım birbirine. Ama şu anda bağlandı ve oraya atabilmiş durumdayım şu anda. Ya da belli bir grupta, mesela Journal Club, yeni çıkan journal yazıları varsa onları görmek istiyorum. Güncelletiyorum. Buradan yeni dergilerden gelen yazılar varsa onları görebilme şansım var. Mesela yıldızla işaretlediklerimi burada görüyorum. Daha öncesinde iki tanesini görmemişim ama yıldızla işaret. Mesela laktat kleransi ile ilgili ağır sepsiste, ciddi sepsiste neler yapılmasına gerektiği ile ilgili Academic Emergency Medicine dergisinde Alan Jones'un bir yazısı çıkmış. Toksikoloji ile ilgili grup. Genel olarak bu programın özellikleri bunlar. İstediğinizi silebilirsiniz, istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ayarlar içerisinden belli senkronizasyon ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Okumamışlar ne kadar tutulsun, yıldızlar ne kadar tutulsun. Aslında yıldızları mümkün olduğu kadar uzun tutmak istiyorum. Hatta ol diyorum, hepsini tutsun. Okumamışlar bir ay yeterli bir süre. Okunmuşları ne kadar tutalım? Okunmuşları aslında 3 gün yeterli. Sonrasında tekrar eklemek istersem, bunları tutmak istersem Feedly hesabının içerisinden ayarlama yapmam lazım. Şu haliyle tutmadıklarım gidecektir. Nereden yüklemesini yapacağımız ya da ne kadarını senkronize edeceğimizi buradan ayarlayabiliyoruz. En sevdiklerimden bir tanesi gece modu. Gece modu özellikle bilgisayarınızın yanınızda olmadığı, yatağınızda uzanıp bakacağınız zaman gözünüzü rahatsız etmesin diyerekten gece moduna aldığınızda siyah bir ekran içerisinden görüntüleme yapabiliyorsunuz.
Bu programla ilgili söyleyeceklerim esas olarak bunlar. Bunlar dışında dediğim gibi Feedly'nin aplikasyonu var. Feedly aplikasyonunda bu mesela Acil Cinnet'in Feed'i. Mesela Serkan hocamız Animax cihazı ile ilgili yeni bir yazı yazmıştı. Bunun fonları biraz daha büyük ve açıkçası bazı okunurluk sıkıntıları yaşatabiliyor. Ama bence yine gayet iyi. Okunurluk açısından karşılaştırdığınızda hemen okunurluk açısından Nilsify ile karşılaştıralım isterseniz. Acil Cinnet'i IEM'in içerisinde şurada kenara basarak Acil Cinnet hesabına geçiyorum. Ve de Serkan Hoca'nın yazısına tekrar geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi bence okunurluk açısından Nilsify daha iyi bir görsel sağlıyor. Kendi işleyişlerini görüyorsunuz. Farklı bir işleyiş yapısı var, işleme yapısı var yazıları mantık silsilesi içerisinde. Bunlarda da çok büyük bir sıkıntı bence yok. Ama Feedly sanki biraz daha parlak bir ekran ve beraberinde Türkçe kelimelerde, Türkçe harflerde biraz da sıkıntı oluşturan bir yapısı var. Ama sistem aynı, programa çok benziyor. Sayılar gördüğünüz gibi aynı, hiç değişmiyor. Sol taraftaki yapı tamamen orijinal programla aynı. Zaten amaç da orijinal programla aynı olması. Twitter'a, Facebook'a ya da başka yerlere göndermek için. Sonra ben bunu izlemek için kaydettiğim zaman hemen kaydediyor. Burada kaydettiğim Nilsify içerisinde de kayıtlı hale geliyor. Çünkü hepsi aynı bulut hesabı üzerinden sisteme giriyor. Bir tanesine kaydettiğiniz, diğerinde de aynı şekilde var. Güncellediğiniz zaman hepsi bir araya gelecek. Gördüğünüz gibi bir tarafta kaydettik. Burada geldi. Bir başka kullanıcı dostu program Reader aplikasyonu iPhone içerisinde yine bunu okumak için kullanabileceğiniz. Açıkçası bu gerçekten çok iyi bir program. Senkronizasyon sıkıntıları yaşıyordu ancak şu anda artık bu problemi aşmış görünüyorlar. Dolayısıyla program şu anda yetkin bir şekilde çalışıyor. Daha önce ben bunu kullanıyordum. Yapısal açıdan hemen hemen aynı. Okunuklukluk açısından hemen hemen aynı. Ama açıkçası Nilsify sanki biraz daha öne çıkmış gibi. Bunda da yine yıldızlayabiliyorsunuz. Bunda da yine paylaşım için farklı yerlere gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla aynı işlemi yapıyor. Son olarak konuşacağımız cihaz tabletler içerisinden örnek tabletlerden bir tanesi olarak iPad. Bu benim iPad ekranım. Burada sağ altta Nilsify'ı yine görüyorsunuz. iPhone'da kullandığım programın aynısı. Açılmasını bekliyoruz. Açıldığı zaman okunmamışları okuyor. iPhone'da belirtmiş olduğum özellik olan gece okuyuş ekranı bunda da var. Hemen gece okuyuş ekranından normal ekrana geçirelim. Daha rahat ekranda görünsün. Okunmamışları tekrar karşıma getiriyor. Ve aynı şekilde, aynı yöntemle yine aynı kaydırma sistemini ve bir sonrakine geçme sistemiyle buradan da okumanızı yapabiliyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Paylaşımlar aynı. İleri geri getirme aynı. Yıldız uygulaması aynı. Birebir aynı program. Bir başka blog takip programı olarak da Feedly'yi söyleyebiliriz. iPad'de kullanabileceğiniz. Dediğimiz gibi burada da programlar birbirini tamamen aynı. Hiçbir farkı yok. Sayısal çekimleri aynı. Ekran görüntüleri aynı. Sadece ve sadece boyutu iPhone'dan daha farklı. Şu anda sık sorulan sorulardan bir tanesi olan RSS okuyucumuza yani en sık kullanılan Feedly'nin içerisine Acicinet'in RSS kodunu nasıl gireriz? Nasıl buradan takibini sağlarız sorusunun yanıtı için ekran üzerinden göstereceğim size. Acicinet'in kendi web sitesinin içerisine geçelim. Acicinet web sitesinin hemen girişinde alt tarafında gördüğünüz sağ tarafta gördüğünüz RSS okuyucu kodumuzun linkini veren bir butonumuz var. Bunu bağlantı adresine kopyala diyoruz. Sağ tıkla üzerine tıklayarak ya da Mac kullanıcılar için çift tıklamayla sağ tuş seçeneğini açarak bunu kopyalamayı yaptıktan sonra Feedly'nin içerisine geçiyoruz. Feedly'nin içerisine sol tarafta My Feedly
yan tarafına Add Content içerik ekle seçeneğimiz var. İçerik ekle seçeneğinin içerisine buradan aldığımız linki kopyala yapıştırla yapıştırıp internet bağlantısını yapmasını bekliyoruz. İnternet üzerinden bu acil netin feedini şu anda arıyor. Bulduğu zaman burada alt tarafta search result içerisinde ekranın içerisine düşecek. Düştüğü zaman buradan artı işaretini ekliyoruz ve bize nereye ekleyeceğimizi soruyor. İstersek yeni bir kategori açabiliriz ya da eski kategorilerden bir tanesini içerisine kaydedebiliriz. Mesela acil tıpla ilgili olanları EM klasöründe tutuyorum ben. Buraya koyabiliriz. Benim zaten daha önce olduğu için onu güncellememi istiyor, yeni eklememi istemiyor. Cancel diyorum. İkinci bir feedimizde web sitesinin kendi adresinin tamamının yazılması suretiyle ortaya çıkan feed. Bu da yine şimdi alt tarafta göreceksiniz. Search results'ın içerisinde bulduğu zaman acilcinet, acil tıp diye ana sayfanın feed'i. Bu ikisi de şu anda aynı şeye içerik veriyor. Herhangi bir farkları yok. İkisini de ekleyebilirsiniz. Bunu da eklediğinizde yine aynı şekilde yazılar önünüze gelecek. Sol taraftan My Feed diyerekten baktığımda acilcinet'in sayfasını görebiliyorum. Tıkladığım zaman bütün şu ana kadar okunmamış olan yazıları geriye dönük olarak takip edebiliyorum. Bu şekilde eklemenizi yapabilirsiniz. Hepinize iyi izlemeler.